Bu yaz hayalindeki bir şeyi gerçekleştirdim. Geçtiğimiz bir sene boyunca inanılmaz çok çalıştığım için arkadaşlarımla vakit geçirememiş, onlar da böyle uzun uzun yemekler yememiştim. Ve dolayısıyla yaz boyunca böyle büyük sofralar kurup ama aslında çok da yorulmadan ve onlara böyle mezelerle 2 saat, 2,5 saat masada oturduğumuz davetler verdim. Sonra düşündüm ki ben niye bunu sizinle paylaşmıyorum? Bir tarif kadar kıymetli olabilir ve o yüzden size ben kendi davetlerimde, arkadaşlarımı eve çağırdığımda hangi yemeklerimi yapıyorum, biraz onları listelemek istiyorum. Hazırsak başlayalım. Eğer bu en çok sevdiklerim serisini beğendiyseniz, lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu da beğendiğinizi belirten şekilde beğenmeyi unutmayın. Her şeyi çok değiştiriyor. O yüzden Pamuk Ellerce ve beğenme işareti ellerinizden öper. Şimdi en çok sevdiğim ve böyle hafta sonları falan da yaptığım çok da kolay olan bir tane favam var. Malzeme çok basit. Kuru bakla, bir tane soğan, birazcık zeytinyağı, azıcık koyarsanız şeker ve tuz, o kadar. Ve hemen yapabiliyorsunuz. Düdüklünüz varsa 10 dakikada yapıp püre haline getirip döktüğünüz zaman inanılmaz lezzetli. Yani benim en azından bugüne kadar dışarıda yediğim bütün favalardan daha lezzetli olduğuna kalıbımı basarım. Bu tarifte bu arada hani orijinal benim tarifim değil, Yeşim var. Yeşim bizim imece atölyeleri yapıyorduk, onunla beraber yaptığımız. Yeşim'in tarifidir, onu da buradan almak istiyorum. Onun orijinal yaptığı tarifte bir de rakı var. Yani en son bitirmesinde azıcık rakı koyuyorsunuz, böyle kesiniz anason kokulu oluyor. Dediğim gibi bu sofrada herkesin yeri var. Rakılı yapmak isteyenler için rakılı, rakı kullanmayan diyenler için de klasik favada ikisi de baya efsane oluyor. İkinci çok sevdiğim tarif de humus. Humusu şimdi nohutu sıfırdan haşlamak falan zor olabilir. Dolayısıyla böyle haşlanmış nohutu alıp kabuklarını soyup bızıt makineden birazcık tahin, sarımsak, limonla bızıt diye geçirdiğiniz anda aslında klasik bir humus hazır. Ve o da çok lezzetli oluyor. Onun tarifi de aşağıda tariflerde var. Link olarak da yukarıya, burada vardır tarifimiz, buraya koyuyorum. Bir de bunu böyle bir refika dokunuşuyla, bu benim 7 yıl evvelki falan tarifim, fesleğenli humus. Daha kimse o zaman böyle humusları renklendirmiyordu. Bir bağ fesleğini böyle azıcık tuzla eziyorsun. Onun işte bir 400 gram nohutla beraber yaptım ve yeşil bir humus oluyor. Tadına doyum olmuyor. Şiddetle tavsiye ederim. Bu benim hani genelde bir humusum, bir favam muhakkak vardır. Sonra özellikle yaz aylarında yaptığım 3. tarifimse yoğurtlu kabak. Kabağı rendeliyoruz. Ondan sonra biraz ceviz kavuruyoruz. Onu yoğurtla karıştırıp cevizli bir şekilde yaptık mı yemede yanında yat. Çok efsane lezzetli oluyor. Ve bir parça da içine havuç koyup eğer istersek biraz mayonez de koyabiliriz. Bu da yani hazırlığı 10 dakika olan bir başka tarif. Bir de Hızlı Tarifler kitabında olan Artun Bey'in patlıcanı var. O da bir bostan patlıcanını ocağın üstüne koyuyorsunuz. Alt üst közlüyorsunuz. Közledikten sonra ortasını açıyorsunuz, böyle baklavaşa isterseniz tuz, zeytinyağı, onu böyle yarım yarım herkese verebilirsiniz. İsterseniz de tahinle limonu böyle açıp üzerine bir parça döktüğünüzde o da efsane bir başka tarif oluyor. Atom. Atom çok kolay. Atom gittikçe son zamanlarda iyice popüler de oluyor bu arada. O da aslında nedir? Süzme yoğurdun var. Birazcık acı biberi tereyağında yakıyorsun. Joss diye üstüne koyuyorsun. Al sana atom. Onun bir iki tane ufak ipuçları da var. Onun da videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Hangi biberle atom en iyisi olur? Ben valla her zaman Arnavut biberini, o küçük Arnavut biberlerin acılarını bize böyle bilmiyorum daha mı alışık olduğumuz işte böyle bu biberlerin böyle biraz daha böyle acısının vur sonra uzun sürede yok ol gibi bir acısı olduğuna inandığım için o bana daha güzel geliyor. Ayrıca böyle bir dakikada hazırlanabilecek yani evde yapıyorsunuz hızlı bir şeyler ve masanın dolu gözükmesini istiyorsun ama bu demin söylediklerimden iki tanesini falan yapacak yani 20 dakika vaktiniz var. Alışverişte yapabileceğiniz neler var? Turşu, güzel böyle bir turşu tabağı hemen olabilir. Beyaz peynir, kavun yan yana, zeytin. Zeytin isterseniz düz, isterseniz bir parça içine sarımsak, limon suyu, limon kabuğu, kişniş koyabilirsiniz, kişniş seviyorsanız. Leker de burada hayat kurtarıcı olabiliyor, düz leker de. Dedin, sevmiyorum mu? Ha çok seversin, tamam. Sevmeyenler için de benim bir tane böyle yurt dışında bu hakasanlar, zumalar, böyle okkalı restoranlar var işte yani kişi başına 100 dolara yakın girip çıktığın diyeyim ya da 300-400 liranın altına çıkamadığın en az. Restoranlarda böyle ince ince balıklar geliyor. Oradan etkilenerek benim böyle enteresan
böyle soyalı, soğanlı, maydanozlu, kişnişli falan bir tarifim var. O tarifte videosu yoktur ama yazılısını aşağıya koyuyorum. Fotoğrafı da kitaptan koyuyorum. Ona da böyle bakabilirsiniz, aklınızda olsun. O da lekerdeyi böyle çok kısa bir sürede başka bir yere götürmek olabilir. Yine sevdiğim sütü kestikten sonra o sıcak, böyle kesilmiş, pıhtılaşmış çökelek peyniri mutfak robotuna bızıt çekip krem haline getirdikten sonra istersek onu kiraz sapında tencerede tütsüleyebiliriz. Tütsülenmiş bir peynire dönüşebilir. Ya da böyle küçük şişelerde trüf yağları satılıyor. Çok pahalı değil. Trüfün kendisini almak veya işte trüflü bir dışarıda yemek yemek makarna şudur çok pahalı ama o yağ koyduğunda o kokusu geliyor. O hissin %70'ini aslında alabiliyorsun. O yağdan o peynire katına bir trüflü böyle güzel buran ekşi mayalı ekmeğiyle o trüflü peyniri falan koyunca o da bayağı benim hani böyle yabancıların score dediği hani gol attığın şeye dönüşüyor. Çok inanılmaz oluyor yani. Her mevsim başka bir kısırım var. Önce erikli kısırdı. İlkbaharda yeşil erikli kütür kütür. Sonra bu dönem tam böyle şu an 40 ağaç kavunları zamanı. Kavunlu kısırım var. Bu benim çok eski tariflerimden, yine ilk kitabımda olan tariflerden. Kışında pancarlı oluyor. Her mevsim oluyor da pancar turşusunu alıyorsun. Suyunu ayırıyorsun. O pancar turşusunu ince bulgurla yoğuruyorsun. Yoğurduktan sonra böyle pespembe bir kısır oluyor. Hatta o kısırı ana yemek gibi bırak mezeyi, onu böyle koy. Üzerine de böyle ince tranştan böyle bir şey yapmıştım. 10 dakikalık hızlı tariflerde. Tranç böyle susamlı falan filan yapıp üstüne de etli, altı da pancarlı kısırlı bir et. Bayağı efsane oluyor. Mezeden çıktı sanki. Evet, biraz bugün bir konuşasım varmış. Üzgünüm, böyle arada da bazen sizle konuşasım. Daha doğrusu aslında şöyle söyleyeyim. Sizle ben 24 saatin herhalde 3 saati falan kendi kendime konuşuyorum. Bazen bana bir şey yazmış, o videoların altındaki yorum yazmış birileriyle konuşuyorum. Oraya böyle kısa bir cümle veya iki cümle yazıyorum ama sonra o benim bütün günümü çok güzel geçiriyor. Ama böyle cool olayım böyle artık, ay ne güzel cevap vermiş, sağ olun falan filan da diye şey, bazen öyle de yapıyorum ama bazen de çok sahte tepki diye anlaşılır diye bazen tam tepkilerimin %100'ünü de söyleyemiyorum. Bazen biri böyle bu olmamış falan filan diye bir şey olduğu zaman onunla konuşuyorum. Neden olmadı acaba, şöyle olmuş olabilir, böyle olmuş olabilir. Ama sen bak o imkansız falan gibi böyle kendi kendime. Veya işte memleketin bir derdiyle ilgili onu size anlatayım diyorum. Sonra bana diyorlar ki hayır, bu şimdi anlatılacak konu değil. Kendimle ilgili bazen bir dertlerim oluyor. O yüzden bugün o konuşasım olduğu günlerden bir tanesiymiş. Çok kolay başka bir şeyde. Şimdi salça var. Kendi salçam olduğu zaman, kendi yaptığım salçada daha keyif alıyorum. Başkasının salçası olduğunda o kadar keyif almıyorum. Güzel bir salçayla eğer elinizde, şimdi salça zamanı, taze bir güzel salçanız olursa, biber salçası, bir acuka patlatmak iyidir. İçerisine böyle birazcık cevizini koyup. Ceviz bu arada koyamazsınız. Ceviz pahalı. Durum belli. Ortalık belli. Simit kabuğu veya yer fıstığı. Onunla da işliyor. Yer fıstığı biraz fazla tuzlu oluyor. Simitin hani o susamlı kabuğu var ya, onu böyle hani rendeden böyle tık 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 tık, onu böyle salçayla karıştırıp çok güzel olur. Bir de eğer böyle sağlığını seven, acukayı ve salçayı seven, biraz daha bunu böyle gurme seviyesine çıkarmak isteyen birileri de olursa, zencefil, yani zencefil hani tanesi de şey ama aslında suyu o etki yaratıyor. Zencefilin suyuyla salçanın kendisi birleştiğinde, vardır ya bazı çiftler böyle karı koca, wow veya işte genç bir çift hani çıkan falan olabilir. Böyle derse hani bunlardan daha mükemmel bir ikili olamaz herhalde. Öyle bir şey oluyor. O zencefille o salçanın ne kadar yakıştığını ve ondan sonra bir ekmeğin üstüne mi sürdün? Bir böyle dürümün içine mi koydun? Ne yaptıysan, yani peynirle mi karıştırdın? Çok acayip buluyorum. Aynı bu şekilde tahin de fena olmuyor. Ha, tahin de güzel, bak buraya yazmayı unutmuşum. Kibeş var. O da dünyanın en kolay şeyi. Bizim Kıbrıs'ta acı biber solu. Tahini limon suyuyla ve birazcık suyla karıştırırsın. Sulu bir şey olur, bam bam ye. Ona biraz toz biber koyduğunda tam hibeş, Antalya'nınki oluyor. Toz bibersiz Kıbrıs'ınki oluyor. O da çok güzel, aklımızda olsun. Evet. Hemen oralara gelmişken aklımıza ne geldi tabii? Piyaz. Piyaz da normalde işte fasulye haşlamak uzun sürebilir. Yine haşlanmış fasulye almış olabilirsiniz ya da güzel haşlanmış fasulye yaparım ben. Tabii ki benim piyazım çok iyi diyorsanız dükkan sizin. Soğanıyla, gerçek piyazda unutmayın ki şey de var. Haşlanmış yumurta ve zeytin. Bir yandan falan olanların olduğunu biliyorum, görüyorum da. Ama bir öyle yiyince hiç olmayacaksınız, söz veriyorum. O da hatta öze dönüşte vardı. Tam o ideal tahinli bir piyaz. Bayağı iyi. Yaz bitmeden
patlıcan ailesinin kızartması, kabak ve diğer şeyler. Kızartma üstü yoğurt veya domatesi. Çok iyi ama biraz uzun sürüyor. Ondan sonra patlıcanı ocağın üstünde veya fırında biraz ama hep muhakkak delik açmayı unutmayın. Pof diye patlamasın Allah korusun. Közlediniz. Ondan sonra sarımsaklı, zeytinyağlı veya onu aldınız. Közledikten sonra kestiniz. Ocağın üstüne tavayı koydunuz. Tereyağını koydunuz. Birazcık böyle şeyi çevirdiniz. Patlıcanı o tereyağında. Onun içine yoğurt, antep fıstığı, üzerine bir tur daha tereyağı koydunuz. Mütebbel oldu. O da bayağı iyi. Son olarak yine yapmayı çok sevdiğim tariflerden bir tanesi de yeşil peynir. Yeşil peynir, bunun kırmızısı da var, yeşil de var. Eski tariflerimde Mucize Lezzetler'de yapmıştım. Geçen arkadaşlarımla Kaş'a gittik. Orada bir restoran, Geloş'du sanırım restoranın adı. Gelos ya da. Baktım falan, hatta pancarlı kısır var. Yeşil peynir var, kırmızı peynir var. Bunlar benim tariflerime çok benziyor falan filan. Çünkü yaptığımız yeşil girit ezme olarak bilin ama girit ezmede çok daha limitli şeyler var. Ve adına girit ezme soru işareti benim kafamda. Bu böyle antep fıstıklı, böyle fesleğenli falan filan olduğu için çok böyle ağzı dalıyor. Bekledikçe de ertesi günü, iki gün sonra falan daha lezzetli olan enteresan bir peynir. Bunu da şiddetle tavsiye ederim. Ucuz olmuyor, pahalıya geliyor ama çok efsane oluyor. Neyse, o Gelos denen restoranda vardı falan, bunlar benim tariflerime benziyor falan. Sonra zaten espri oldu ve dediler ki işte Işık Hanım, bizim aşçımız sizi çok seviyor. Hatta size bir sürprizimiz var. Bir yedi kardeş tatlısı vardı. Öze dönüşte hatırlar mısınız? O yedi kardeş tatlısını Abdülhamit'in tam bu düşmeden evvel toplayıp bütün şeyleri, tebaasını ve işte halkları ve farklı millet, Osmanlı yedi milletten oluşuyor. Bir sürü özenerek bir davet veriyor. O davetin yemeklerini de işte geline anlatıyor kitabında. Bir de tatlı yaptırdı ve kendi bunu şey yaptı diye. Yedi kardeşti. Öyle bir tatlı yok. O gün için uyduruyorlar. Yedi tane farklı kuru yemişten yapılan bir tatlı. Ve bu tatlının hani işte Osmanlı yedi milleti olarak anlatılıyor falan. Ve bu tatlı nasıl bir tatlıdır diye ben öze dönüşte kendim hayalimden bir tatlı yapmıştım. Onların böyle hep imza tatlısı olarak, adımı söylemiyorlarmış ama olsun. İmza tatlısı olarak verdikleri tatlı o yedi kardeş tatlısıymış. Öyle çok hoş bir tesadüf oldu. Çok da güzel, aklınızda olsun. Kaş'a gittiğimde benim 3-4 yerde yedik. Gerçekten yemeklerini benimkilerinden, benim tariflerim olmasından bağımsız olarak İnsanların içi titreyerek, yani bütün çalışanların içi titreyerek böyle sunduğu yemekler vardı. Oraya gidebilirsiniz, aklınızda olsun. Benim tariflerden birkaçını da onların da yorumlarıyla beraber görebilirsiniz. Durumlar böyle. Sen çilingir sofrasının adının neden çilingir olduğunu biliyor musun? Hayır. Sen biliyor musun ya? Bileniniz var mı? Ağzından laf aldığı için. Dilinin kilidini açtığı için. Ve o senin dertleşme sofranda çok kalabalık olmaz. İki iyidir. Üç tamamdır, dört kalabalıktır. Dolayısıyla o dilin çözülmesi lazım. O da böyle nasıl, önce haydari ile başlarsın. Çünkü böyle mideye böyle bir sıvama ki o alkolü eğer kullanıyorsa mideyi de korumak lazım. O yüzden birincil mesela oradaki sofradaki yenecek şey de haydaridir veya peynirdir. İçkisiz çilingir sofrası olur mu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim çok eski bir Hürriyet yazımdı. Sonuç olarak her sofranın farklı adapları var. İçki sofrasında aslında bu zamandaki pek çok insanın bilmeden adabı var mesela. Bir anda konu başka yere gitti. Buraya nasıl getirdin? Tunç, bunların hepsi senin yüzünden oldu. Oradan bir rakışız. Rakı bardağım henüz hazırlıksızım yok ama birkaç tane adapla ilgili birkaç tane bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela gittik bir yere, hep beraber de size hadi beraber gidelim dedik. Şerefe yapılıyor yani. Şerefedeki şerefe lafı ne, onu biliyor musunuz? Niye şerefe? Şerefine. Tamam, şerefine. Neyin şerefi? Şeref ne? Niye şeref diyor? Şerefli rakı içer. Hayır. Şimdi dedik ya çilingir sofrası diye. Yani nedir? Sen dilini çözeceksin. Sen bana bir sürü sırrını anlatacaksın. O sırrını anlattın. Ben de sana şeref üzerine aslında söz veriyorum ki o masada konuşulan o masada kalır. Tabii ya. Aynen. Sonra şerefe yapacağız ya. Bak, şöyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir ya. Tokuşturma. Bunun bir anlamı olup olmadığını biliyor musunuz? Tokuşturur. O masada da, ah pardon, o da bir nevi şerefine, şeref üzerine gibi. Sözü mühürlemek midir? Mühürleme gibi. Bunda şöyle bir şey var. Diyelim bu benim bir büyüğüm, saygı duyduğum biri. Artun Hoca'dan bahsedeyim, Artun Hoca değil. Bu da benim. Ben asla bunu yapmam. Bu bensem. Bu ne demek? Bu altına girdiğin zaman hani bir nevi şunu yapmak gibi. Yani bardakta bu eşit gibi düşün.
veya bu. Ama bu veya bu, yani ben senin... Hatta şey vardır, bazen görürsünüz böyle insan. Böyle yapar, öyle yapar, aşağı doğru iner falan. Bildiniz mi böyle hani böyle bir... Şey, garip garip hareketler olabiliyor. O garip hareketler aslında bir nevi hani şey... Ben senin, yani ben sen benim büyüğümsün. Senin sözün bu masada daha çok geçer. Alttan vurduğun zaman olur. Bu arada hani illa içki sofrası değil. Bunu ben mesela normal herhangi bir şekilde bir şey için böyle hani sağlığımıza yaşasın kutlayalım, su bile içiyorsak yaptığım arada öyle bir şey hani o karşılıklı denge için enteresan bir konudur, aklınızda olsun. Bir de hikaye şu. Masada böyle durulmaz. Yani ben çalışırken böyle duruyorum ama yemek masasında mümkünse kollar veya omuzu çok fazla koymayacağım. Ve de masaya böyle oturup böyle kalkman lazım. Yani şöyle. Bu da şey. Squat. Squat. Bir nevi squat diyebiliriz. Ama aslında oradaki şey şu. Yani mesela şurada masadan şey alıyorsun ya böyle kalkarken. Destek almayacaksın. Destek almayacaksın. Çünkü eğer sen ne yaptığını biliyorsan, eğer atıyorum o içki içiyorsan, şey yapıyorsan dengeni düzgün alabilen ve de hiç de bu şey yapmayacak şekilde, yani o masadan sen sendeleyerek kalkıyorsan falan suyunu kaçırmış oluyorsun, o işin doğru içmiş olmuyorsun gibi bunu bir durum. Yapacağız diye masayı devirmeyelim. Hayır canım, ne squatçılık bu kadar. Ben bile yapabiliyorsam seni yapman lazım Tunç Bey, yani hani kilo ve sportmenlik ve yaş olarak baktığımız zaman. Dolayısıyla böyle bir şey. Bu konuya nereden soktunuz beni bilmiyorum ama meze anlatırken sofra ve içki sofrası şeyiste gel. Bu çok güzel bir yazıdır bu arada. Onun linkini de aşağı olmadı koyarız. Orada hatta başka bir içki içme, daha doğrusu rakı içme. Rakı da sonuç olarak bu toprakların Yunanlılar gayet bir şey bir şekilde sahipleniyorlar. Rakı bizim kültürümüzde çok önemli ve sahiplenmemiz gereken kültürlerden biri. İçebiliriz, içmeyebiliriz. Bu mühim değil. Bu bizim sahiplenmemiz ve o bizimdir dememizin önüne geçmemesi lazım. Zaten bence en önemli, yemek okulunun en önemli misyonlarından bir tanesi de bu. Dolayısıyla o yazıyı okursanız da dediğim gibi orada bir tane başka türlü bir rakı içme yöntemi var. Sen onu biliyor musun? Anlattım mı size daha? Madem iş bu kadar büyüdü, o yazıda da olan şöyle bir şey var. Hani dedik ya, böyle kalkıp böyle oturabilmen lazım. Bu ne demek? Kontrolünü kaybetmeden içebilmek. Ve de bir taraftan da dedik ki rakı masası, mezenin olduğu masa, çilingir sofrası olabiliyor ya. Bunu sağlayacak enteresan bir yöntem. Aslında bu küçük bir karaf. Biz buna büyük ihtimalle yağ bir şey falan koyuyoruz normalde mutfakta ama ne içeceksen. Diyelim 3 kişisin, 35'lik bir rakı içiliyor diyelim. İşte şuraya kadar mı dolar, ne kadar dolar bilmiyorum. Böyle rakı şey bardaklarda, küçük çay bardağı gibi. İlkinde oturduk ya masaya. Sen bana bir derdini anlatacaksın Tunç. Anlatacaksın ama kıvranıyorsun falan filan. İşte birazcık rahatlayabilmen için ilk, yani ilk 0-100 kilometreye hızlı gelebilmen için ilkini sek içiyorsun. Hatta eskilerin harama helal katmadan diye lafı da var yani hani. Diyelim bu buraya kadar doluydu, atıyorum şu an. Buraya kadar azaldı. O kadar su koyuyorsun. Yani ilki sek içiliyor. Sonra azıcık su koydun. Birazcık sulandı. Sonra onu içiyoruz. Bu arada sen bitir, yani birbirimizi bir nevi birazcık da bekliyoruz ki hani biri işin ucunu kaçırıp öbürü de şey olmasın. Sonra o kadar daha içiyoruz. O kadar daha ekliyoruz. Hiç azalmıyor içindeki miktar. Ama eklediğimiz şey su oluyor. Dolayısıyla gittikçe sulanıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Beşinci bardaktan sonra neredeyse su içiyorsun aslında. Tadı kaçar ama. Tadı kaçmaz çünkü ilk başta kendini o seviyeye getiriyorsun. Orada durmanı yani. Sonra böyle bir anda insan bir kötüleşir ya. O kötüleşmenin olmasını engelliyor. Ama sonrasında ben bir cila yapayım dersen parlarsın. Ha işte bayağı parlarsın. O olmaz, aklınızda olsun yani. Böyle bir şey. Bu da çok eski bir rakı içme adeti. Çilingir sofrasında, yani ağzının dilini çözüp içindekileri anlatabilmek için o sofraya geçmek istiyorsan bu da onun mühim taraflarından bir tanesi. Vay be Refika, sen neymişsin? Benim de anlatasım varmış. Benim de anlatasım varmış valla, evet. İlk defa YouTube'da böyle bir şey anlatıyorum. Hani o yüzden şeyi de bilmiyorum, birilerini rahatsız etmeyiz umarım diye. Eğer rahatsız edersek de affola. Ama benim çok eski Hürriyet'te yazdığım bir yazıda böyle şey, çok heyecanlı, güzel de bir derleme olmuştu aslında. Oradan bir hatırlatalım dedik. Bu saate kadar beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Alkolü bir şeylerden bahsettik. İçen var, içmeyen var. Çok genç ve çocuklar var izleyen. Bu böyle ileriki yaşlarda çocuklar, eğer onlar için ileriki yaşlarda konu olacak şeyler. Onları zıt diye geçebilirsiniz. Mezeler ve şey olarak da bu kültürün bir parçası olarak konuşulması yeri, bir anda yeri geldi hop diye konuştuk. Sizle her şeyi konuşabilmek benim için önemli. Bizden şimdi bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir videomuz.
Bunun gibi bir kahvaltı önerileri var. O videoya buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca da kanalımıza henüz abone değilseniz buradan da abone olup bizi desteklersiniz. Çok mutlu oluruz. Söz veriyorum siz de çok mutlu olacaksınız. Size güzel güzel videolar için harıl harıl çalışıyoruz. Görüşürüz.